karnında çocuğuyla. Yazık. Nereye Kemal? Kemal. Bak işe karışmak, sorulmadan laf söylemek adetin değildir. Ama sen oğlum gibisin. Kötü bir şey yapmanı istemem. Kötü bir niyetim yok usta. Biliyorum. Ama bazen niyet iyi olsa da netice kötü oluyor. Küllü mahalleye dönü Kemal. Sana değil. Kafan topla. Artık duygularını değil, aklını kullan Kemal. Maskara olduk. Dali bu kız, dali. Sen izin misin damadaşına git. Ne ki? Ne olacak? Yaptıklarımız ortaya çıkarsa maaştan olmayalım hiç olmazsa. Hamza, o karı kimdi bir yerden çıkaracağım ama. Kim olacak? Kemal Erpos'un anası işte. Ne arıyormuş? Ne bileyim ben. Sen birini gönder de Kemal'in evini takip alsın. Eve gittiği bir anda kıstıralım o iti. Tamam baba. Yollarım birini. Keçinin sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş. Güllü soykası değil mi o? O da ise. Yüzünü şeytan göresice. Buralara da mı gelir o soyka? Ne bileyim dese. Anlamadım ki. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldin anne. Size yemek pişirdik. Zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti? Afiyetle yiyin. Kapını açtın ya Kemal'ime, elin ayağın dert görmesin. Muhannete muhtaç olmayasın. Estağfurullah. Kemal oğlum gibi, gözün arkada kalmasın. Allah senden razı olsun. Dışişleri, Maliye, Ulaştırma, Bayındırlık, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları yerlerinde kaldılar. İstanbul Milletvekili Adnan Menderes, yeni hükümetin teşkiline ait şu tezkereyi Cumhurbaşkanı'na sundu. Yüksek Cumhurbaşkanlığı'na, yüksek teveccüh ve güveninizin eseri olarak tekrar başbakanlığa tayin buyurulmaklığım üzerine, anayasanın 44. maddesine göre Bakanlar Kurulu listesine ekli olarak yüksek tasdiklerinize derin saygılarımla arz ederim. Gel. Başbakan Adnan yeni kabine Menderes. Kuruluyor, gel. Cumhurbaşkanı'nca da onaylanan yeni kabine şu şekildedir. Başbakan Adnan Menderes. Hamza. Kemal'in yerini buldum. Ya sağ mı? Evine mi dönmüş? Yok, Muhsin Usta'nın evinde. Bak hele, burnumuzun dibindeymiş. He ya. O anası olacak karının da mahalleye neye girip çıktığı belli oldu şimdi. Oğlunu ziyaret ediyormuş. Ya emin misin? Ya emmi, gözümle gördüm. Şimdi elimize düştü.
artık. Allah yarattı deme. Ne geldiyse başımıza o yüzüne geldi. Ya Güllü'nün mahalleye dönmesine de o sebep. Görecek o gün. Yaptıklarının hesabını bir bir verecek. Yaptıklarının cezasını bir bir ödeteceğim. O da hak etti namussuz. İşimizi berbat etmeyeydi. Ya hiç akıl da yok. Gelip mahalleye tünersin değil mi? Kendin ettin Kemal Efendi. Kendin ettin. Ah, adamımız geliyor. Ne adam kurban? Dur hele Raşit. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Dediklerim aklında mı? Ya ağam. Bir kenarda bekleyeceğim. Onun zamanı kurulacağım. Zaten seni kimse tanımaz. Sonra toz olur gidersin. Tamam Cemşir ağam. Ver bakalım dengirtiyi. Bu ne kurban? Gördün ya, ne soruyor? Benim niye haberim yok? Yoksa yok Reşit, değerlendirme beni. Hani erkan-ı harp gibi adamdım? Hani her şeye bağır sorardın? Bunu sormuyorum Reşit, bunu sormuyorum. Hacer hastaydı. Ben bir ona gidip bakayım. Garibim. Hadi eyvallah. Korkak tavşan. Nerede o Kemal denilen? Ne Kemal? Kemal falan yok burada. Kiracımsan, kiracılığını bil Muhsin Usta. Ver o bana. Yoksa def etmek zorunda kalırım evinden. Lan Kemal! Çıksana lan dışarı! Lan Kemal! Çıksana lan dışarı! Kemal! Hadi Kemal! Çıksana lan! Korkak! Lan Kemal! Ne kazanıyor? Ne oluyor? Aman ne olacak? Gene biri içip lilloş olmuştur. Korkak! Tenekede patırtısız gün mü olur zaten? Unutmuşum. Kimseden saklandığım yok! Derdiniz ne lan? Derdimiz mi ne? Utanmadan bir de soruyorsun ha? Sakin ol Cemşir ağa. Hesap vereceksin Kemal. Hesap vereceksin. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Allah ya size verir ya bana. Kemal sakin ol. Geri çekil. Yaktın ulan bizi Kemal. Yedi sülalemizi yaktın. Sen bizim dünyamızı kararttın. Bu sefer de senin dünyan kararacak Kemal. Sen bunu hak ettin Kemal. Hadi o zaman. Ya sana versin ya bize. Hadi. Gel. Gel ulan. Gel Kemal. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.